Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kan ve eğitim serimizin ikinci videosuyla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bu videomuzda diğer videomda bahsettiğim gibi uygulamalı bir şekilde giriş yapacağız. Öncelikle nasıl giriş yaptığımızı şöyle göstereyim. YouTube istediğimiz şablonu herhangi bir proje olur, tasarım olur. Buradan aratıyoruz. Ben YouTube küçük resmi arattım ve burada buldum. Buna bastıktan sonra bize bu şekilde şöyle şablonlar gelmekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize önerileri var. Müzik, yemek, güzellik, öğretici, seyahat ve tüm sonuçlar olmak üzere birçok şablon bize öneriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok şablon var. Üzerine geldiğimizde ücretsiz yazıyorsa tamamen kullanabiliriz arkadaşlar. Ama bazı şablonların üzerinde ya da fotoğrafların üzerinde pro yazar. Bu da Canva Pro'ya sahip olmamız gerektiğini gösterir arkadaşlar. Bu tarz şeyler için, nasıl diyeyim, içerikler için. Ama biz biraz ücretsiz olarak yapacağız arkadaşlar. Gelin öncelikle nasıl bir şey yapacağımızı söyleyelim. Bu videomuzda YouTube küçük resmi tasarlayacağız ve bu YouTube küçük resmi bizim Canva eğitim serimizin küçük resmi olacak arkadaşlar. Yani sizin bu videoyu görüp girdiğiniz tasarımı şu an sizle beraber yapıyor olacağız. Birinci videonun tasarımını şu an sizle beraber yapacağız. Birinci videonun kapak tasarımını. Bunun için ben basit ve güzel, göze şık görünen bir tarz kullanacağım arkadaşlar. Gradyan kullanacağım. Gradyan diye arattığımızda fotoğraf diye aratmayayım. Bileşen diye aratalım. Gradyan diye aratalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok şey çıkmakta. Ben bunu alıyorum. Böyle değil de mesela. Bu arada şurada, buralardan da bahsedelim arkadaşlar. Burada şablonlar, bileşenler, yüklemeler, fotoğraf, metin. Daha fazlaya geldiğimizde arkadaşlar burada ses, videolar, arka plan, grafik, klasör, birçok şey var arkadaşlar. Bu yan sekmeyi de bunları atabiliriz. Böyle sürekli olarak olmuyor ama basarsanız arkadaşlar buraya geçmiş olur. Buradakileri kullandıkça sol tarafa gelir şu üstteki uygulamalar, bölümler. Bileşenler arkadaşlar genel tüm bileşenler, yani gradyandan sonra aratırım. Sadece şeyler değil, arka plan ve background falan değildi arkadaşlar. Böyle şekiller var. Ondan sonra çerçeveler var, grafikler var. Arattığınız şeyleri görürsünüz arkadaşlar. Fotoğraflar vesaire. İstediğiniz şekilde aratabilirsiniz. Genel anlamda eğer İngilizce anlatırsanız daha iyi içeriklere görürsünüz arkadaşlar. Biz şu anlık basit bir şekilde başlayacağız. Onun haricinde şeyleri göstereyim. Bu bizim tuvalimiz arkadaşlar. Bu da ikinci sayfa olduğuna bakmayın. Ben böyle bir kaba bir tasarım yaptım şeyden önce. Şu an o tasarımı sizle beraber yapacağız arkadaşlar. Temelde göstereyim. Burada sayfayı silme, sayfa ekleme, sayfa kopyalama araçlarımız var. Ayrıca zaten buraya girdiğimizde her şeyi tıkladığımızda yukarıda bir pencere açılacak arkadaşlar. Tek tek onları göstereceğim. Burada sayfanın rengini değiştirme. Biz buraya mesela direkt olarak şu rengi yapabiliriz. Ancak direkt olarak o rengi yapmayacağım şu anlık. Onun yerine ben buraya bir gradyen çekeceğim arkadaşlar. Şimdi gradyene geldiğimizde burada gradyenin renklerini ayarlayabiliriz. Gerçi gradyen değil, direkt sayfa renginde. Buradan da görsel düzenleyici diyerek arkadaşlar burada farklı şeyler kullanabiliyoruz. Buradan şöyle ben fotojeniğe geldim az önce. Şöyle bir şey kullandım. Aynen bu şekilde. Biraz daha düzenleyelim. Şöyleydi sanırsam. Zaten şunu alır buraya kopyalarız. Temel anlamda şunu göstermek istiyorum. Görselle düzenleyin dedikten sonra arkadaşlar. Şimdi geldik. Canva'yı buraya attık. Görsel düzenle dedik. Buradan istersek parlaklığı arttırabiliriz. İstersek konstrastı arttırabiliriz. Doygunluğu ayarlayabiliriz. Tümünü görelim. Burada birçok arkadaşlar gördüğünüz gibi özellik bulunmakta. Bunlar biraz daha yeni yeni gelen ve daha da gelişen özellikler arkadaşlar Canva'da. Bunu bir görselde, fotoğrafta daha çok belli olacaktı. Gradyanda o kadar belli olmaz ama gördüğünüz gibi kenarlarda sağ solda değişimler oluyor. Biz burayı bir sıfırlayalım. Buraya gel istersek arkadaşlar birçok filtre bulunmakta. Bunları uygulayabiliriz mesela gördüğünüz gibi. Yoğunluğunu ayarlayabiliriz gördüğünüz gibi. Bunlar fotoğraflarda veya görsellerde daha da iyi belli oluyor ama bu şekilde göstermiş olalım arkadaşlar. Daha sonra da zaten gösteririz. Ben burada fotojenikten burayı seçtim. Bu şekilde bir şey olmasını seçtim ve gelip bunun ayarı
Bir dakika bakayım. Seç. Buraya geldiğimizde ayarını ayarlayacaktım. Bu niye böyle siyah oldu? Yani buradan ayarını ayarladık arkadaşlar. Şöyle bu şekilde ayarlayabiliriz. Az önce de şeyin üzerine geldiğimizde, seçtiğimiz şeyin üzerine geldiğimizde burada ayarlama çıktı arkadaşlar. Ne kadar yapmak istiyoruz, ne kadar yapmak istemiyoruz gibisinden. Ben burada seçtiğim bir kopya kestik. Bir arka plan var arkadaşlar. Bunu seçmemin sebebi yukarıda gördüğünüz Canva arka planın üstte de görebilirsiniz. Bakın tonunu gradyan olarak yakaladım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Aynı şeyde Canva eğitimi olduğu için Canva'nın kullandığı renk kodlarını bu şekilde eklemiş oldum arkadaşlar. Daha ayrıntılı bir şekilde ileriki derslerde işte renk kodları nasıl alınır, nasıl giderilir, renk kodları nereden buluruz, onlardan bahsedeceğim. Renk kodunu hızlıca bahsedeyim arkadaşlar. Buraya geldiğimizde şurada gördüğünüz bir renk kodu var. Bu renk kodu arkadaşlar buraya kopya yapıştır bir şekilde koyduğunuzda ya da istediğiniz rengi bulduktan sonra bunu kaydedip buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Direkt o noktaya o rengi size verir. Bunu ileriki zamanlarda nasıl bulabiliriz, bu renk kodları nasıl kendimize şeyler, renkler ayarlayabiliriz arkadaşlar, onlardan hepsinden tek tek bahsedeceğiz. Öncelikle temel basit bir mantıkla başladık. Buradan istediğimiz bir içeriği aldık, buraya attık, arka plan haline getirdik. Gelin bileşenler arasında mesela marka isimleri, marka logoları olabiliyor arkadaşlar. Mesela YouTube yazalım. Gördüğünüz gibi YouTube logosu falan direkt çıktı. Ben buraya Canva yazmak istiyorum. Çünkü Canva ile alakalı bir tasarım yapacağım. Burada bu Canva'yı seçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu Canva direkt olarak yazı değil. Yazı olsa biz efekt ekleyerek arkasından bir gölgelendirme ekleyebilirdik. Ancak biz bu görseli nasıl gölgelendirebiliriz? Bunun gibi PNG'de logolar bulduğunuzda nasıl gölgelendirme yapabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle Canva'nın sağladığı bir PNG olduğu için arkadaşlar belge renklerinde biz bunun rengini değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi ben bunu siyah yapabiliyorum. Ben buradan şu siyah seçmek istiyorum. Seçtim. Şimdi Ctrl C ile ya da kopyala yapabiliriz ama gördüğünüz gibi şurada unuttuğunuzda görebilirsiniz. Ctrl C ile kopyalayıp Ctrl V ile yapıştırabiliyorsunuz. Bu kısa yolları öğrenmeniz sizin için hızlı kısalar arkadaşlar. Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V'ye bastım. Yapıştırdım. Bu ikinci görselimizi Canva ile bu şekilde beyaza boyadım arkadaşlar. Buna geldim. Şöyle zaten anlamışsınızdır nasıl bir gölgelendirme yaptığımızı. Bu şekilde koydum. Bir dakika. Öyle bir gölgelendirme yaptım ki gördüğünüz üzere arkadaşlar sanki 3 boyutlu bir logo gibi olmuş oldu. Sonra ben buraya geldim. Şöyle seçtim burayı. Mouse'umuzu sürükleyerek gruplandır diyorum. Bu gruplandırma özelliği arkadaşlar artık bu seçilebilir şeyden bir tane olarak. Sadece bunu tuttuğunuz arkadaşlar size bir tane bir bileşen taşıyoruz aslında arkadaşlar, size bir olanak sağlıyor. İsterseniz değişiklik yapmak istediğinizde grubu çöz dedikten sonra bir kere daha basıp artık tek tek kopya tutabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu gruplandırma oldukça hoş bir özellik arkadaşlar. Burada konumlandır şu an yapamıyoruz ama şöyle göstereyim. Mesela örneğin bunu koydum. Konumlandırma arkadaşlar bileşenlerin üst üste gelme, arkaya atılma durumudur. Ben bu Canva'yı diğer Canva'nın arkasına koymak istersem geriye, öne koymak istersem ileriye koyabilirim arkadaşlar. Buradaki kısa yolları da kullanabilirsiniz ancak biraz da şey olmuş oluyor kısa yollar. Uzun olmuş gibi oluyor artık. Ben de kullanmıyorum onları. Direkt buradan aynısını yapıyorum arkadaşlar. Bir de şurada stili kopyala değil de önce bir şeffaflığa yapalım. Onu sonra hallederiz arkadaşlar. Şeffaflık arkadaşlar sizin bileşeninizi, fotoğrafınızı, görselinizi, kaynağınızı şeffaflığını azaltır. Yüzde tam görünür arkadaşlar. Sıfırda hiç görünmez. Şu an beyazı seçmiş oldum herhalde. Hepsini seçebiliyor muyum? Seçebiliyorum muhtemelen. Evet, hepsi kayboldu. Bakın zaten anlamışsınızdır. Arkaya biraz saydamlaştırılıyor arkadaşlar. Bir fotoğraf diye zamanla yapacağız arkadaşlar. İleriki zamanlarda daha da iyi anlamış olacaksınız. Bu full'de mi? Şu an full'de. %100 yapmış olalım. Ha, full'de değil. Ben bunu azalttım. Pardon. Bunun şeffaflığını azaltmışım ki daha da bu şekilde görünmesini sağlamışım arkadaşlar. Şimdi ben buraya siliyorum çünkü gerçi şöyle bir tasarım yaptım. Onu şey yapacağım arkadaşlar. Bir tane metin ekleyelim. Bir başlık ekleniyor menüde boyutundan dolayı.
bu şekilde arkadaşlar ayarlayabiliyoruz. Ben buraya Canva dersleri demek istiyorum ve kare işaretiyle birinci ders olduğu için böyle dedim arkadaşlar. Onun şeyini öğrendim, fontunu. Metinlere geldiğimizde arkadaşlar metini boyutunu buradan ayarlayabiliriz veyahut bu şekilde büyütebiliriz arkadaşlar. Ben genelde boyutunu bu şekilde ayarlıyorum. Gerekirse de buradan da küçük ayarlamalar yapıyorum arkadaşlar. Rengini buradan ayarlayabiliyoruz. Ayarlayalım. Rengini bu şekilde ayarladım. Önce bir yazı fontu bulalım arkadaşlar. Buraya geldiğimizde sizde ilk başta alfabetik sıralamayla fontlar çıkabilir. Buraya bastığımızda yani şu şekilde çıkabilir. Ondan sonra şu arama kısmına bastığımızda arkadaşlar farklı türden şeyleri size buradan gösteriyor. Ben mesela genelde tasarımlarını daha iyi gözükmesi için kalını seçerim arkadaşlar. Buradan tek tek deneye deneye veya favori aklımdaki fontlarımı arkadaşlar bu şekilde kullanırım. Ben buradan az önce de kullanmış olduğum farklı bir şey kullanacağım arkadaşlar. Atma medium olarak biraz farklı bir tasarımı olmuş oluyor benim adıma. Biraz daha hoşuma gitti diye bu şekilde kullandım. Şimdi biz az önce Canva'ya kopyala yapıştır olarak bu şekilde gölgelendirdik. Aynısını bunun için yapabiliriz. Ancak metin olarak Canva'nın bize sağladığı bir kolaylık var arkadaşlar. Efektler. Gördüğünüz gibi efektlere geldiğimizde birçok efekt yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi neon var, bozulma var, eko yapılabiliyor. Rengini değiştirebiliriz mesela ekonun gördüğünüz gibi. Veya işte gölgeli hat, ana hat, ondan sonra vurgu, gölge. Ya mesela siz bir tasarım yaptınız, sadece şöyle bir tasarım bile onun tek bu grup değil mi ya, grup niye tek siliyor, sadece böyle bir şey yaptınız, bunu da böyle koyup bir kapak, basit bir kapak dahi yapılabilir. Mesela Canva dersleri bir olarak direkt böyle bir kapak yapabilirdim ben, ancak ben farklı tasarımlar düşünüyorum genel anlamda. Buraya geldiğimizde arkadaşlar biz gölgelendirmeyi kullanacağız daha çok, arka ana hat gibi olduğu için. Gerek böyle gölge olarak bırakabiliriz, gerek de full yaptığımızda gördüğünüz gibi sanki bir dış hat eklemiş gibi olduk arkadaşlar. Hemen buraya bunun renginde kırmızı yapmak istedim arkadaşlar, yoğun kırmızı. Böyle biraz daha rengin farklı görünmesini istedim, biraz da son tonlu ekler gibi oldu arkadaşlar, kırmızıya doğru biraz. Ancak ben burada bir şey anlamında şuraya kopyalamak istiyorum, şuraya bir silelim çünkü ona göre ölçülerini ayarladığımız için. İşte dilersek arkadaşlar bunun hepsini de gruplandırabiliriz, artık şöyle bir logomuz olmuş oldu diye düşünebiliriz arkadaşlar. Ben bir şablon oluşturuyorum, daha doğrusu da şu an Canva serimizin şablonu oluşturmuş oluyorum, küçük resim, kapak resmi babında. Yana da arkadaşlar ben direkt olarak mesela konuyu şu şekilde ekleyebilirim. Ya da direkt şunu kopyalayalım. Onu kopyalayamıyoruz. Grubu çöz dedim. Kopyaladım. Geri aldım. Bu arada Ctrl Z'ye bastığınızda arkadaşlar tasarımınızı geriye alabilirsiniz. Ctrl Y'ye de geriye aldığınız tasarımınızı ileriye alır arkadaşlar. Daha önce yaptığınız şeyi alır. Aynı şey oldu ya. Neyse. Şöyle bıkaldım. Ben mesela bunu beyazla boyadım diyelim. Buraya konumuzu giriş olarak yazabilirim. Ama gördüğünüz gibi biraz daha nasıl duruyor? Farklı bir font girsem bile arkadaşlar. Şöyle fontlarımıza hızlıca bir bakalım. Mesela Barla Black girelim. Ama yani gördüğünüz gibi biraz sırıtıyor. Bana sırıtıyor mesela. Ben yani direkt böyle de olabilir. Ancak ben buraya genelde bir bileşin eklemek isterim arkadaşlar. Zaten blogger derslerimizde bir tane Mac PNG'si eklemiştim. Güzel de durmuştu. Ben buraya tercihen not kağıdı tarzı bir şey eklemek istiyorum. Not yazdım arkadaşlar, gördüğünüz gibi prolar var. Haricinde şöyle yırtık not defteri tarzında şeylerimiz var. Bu da olabilirmiş. Ancak ben biraz daha şekil itibariyle bunu uygun gördüm. Hoşuma da gitti açıkçası. Bu şekilde bir tasarım yaptım. Sonrasında bir metin aldım arkadaşlar. Bu metni şöyle bir giriş tanıtım yazmak istedim ilk videomuzun konusu olarak. Şimdi
haliyle biraz daha güzel durması açısından büyüklüğünü ayarladım ve simetri haline getirmek istiyorum not defterini. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey yapmış yapabilirim. Sonra hepsini seçtim, böyle bir büyütme de uygulayabilirim arkadaşlar. Fontunu da ayarlarsak bence hoş oldu. İstersem de bu biraz daha giriş tanıtım kayıt olma diye arttırabilir ve bunu da sonra yukarı çıkartarak ortalayabilirim. Gördüğünüz gibi ortalamayı da gördük arkadaşlar. Şu şekilde de yapabilirim. Zaten bu şablon olacak şimdi. Onu da yapacağız. Ben ayarlamalarımdan dolayı büyüklük şunu yine kopyalıyorum. Ctrl-C, Ctrl-V yaptım arkadaşlar. Şu an tasarımımız tamamlanmış bulunmakta. Bu videomuzda neyi anlattım arkadaşlar? Temel olarak tuvali kullanmayı biraz anlatmış oldum arkadaşlar. Burada isterseniz kendiniz de fotoğraf görseli atıp da buraya kullanabilirsiniz yüklemeler. Buraya girmeye şart değil. Mesela aldığınız bir görseli direkt buraya sürüklemeniz, şuraya sürüklemeniz yeterli arkadaşlar. Onları da göstereceğiz. Bu videomuzda bileşen eklemeyi ve gradyan bileşenin kullanmayı, efektleri, bazı görselleri, renk kullanımını, metin kullanımını biraz daha yüzeysel şekilde anlattık arkadaşlar. Daha ayrıntılı anlatacağız. İşte bileşen kullanımı ve basit bir tasarım yapmayı öğrendik arkadaşlar. Her videomuzda farklı tasarımlar yaparak ve kullandığımız tasarımlar açıkçası. Çünkü mesela bu tasarımı yaptım ve bu tasarımı gerçek anlamda da kullanacağım. Kullanıldığı yeri göreceksiniz. Bundan sonraki yaptığım tasarımlarda Instagram gönderisi olur, e-kitap olur, blog gönderisi olur, hikaye, story gönderisi olur arkadaşlar. Bunların hepsini yapacağım ancak benim kullandığım ve gönderi olarak da gönderebileceğim tasarımlar yapacağım açıkçası. Bunları mesela Instagram hesabımızda paylaşacağız, YouTube'da paylaşacağız, çoğu yerlerde paylaşacağız ve bu yaptığımız şeyleri de arkadaşlar nasıl yapıldığını da aslında görmüş olacaksınız ve basit. Gördüğünüz gibi bir gradyan ekledik, bir logo bileşenini buradan aldık, dışarıdan alabildik ve bunu nasıl 3 boyutlu yapabileceğimizi veyahut arka plan, dış hat yapabileceğimizi öğrendik. Metinde gölgelendirme efekti öğrendik. Burada bir bileşini ekledik. Böyle bir tasarım yaptık arkadaşlar. Daha iyi tasarımlar yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Ancak video zaten uzamıştır, 15 dakikayı bulduğunu düşünüyorum. Çok da uzatmak istemiyorum bu serinin videolarını. Beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Beğenebilirsiniz videoyu. Bu bizim öne çıkmamızı sağlar. Ve bu eğitim serimizin, emek verdiğimiz bu eğitim serisini çoğu kişi tarafından görülmesini sağlar arkadaşlar. Zaten mesela birçok yorum geliyor videomuza, bilgilendirici videolarımıza. Keşke daha önce görseydim videonuzu. Mesela e-kitap yayınlama videomuzda da keşke kitabı yayınlamadan önce sizin videonuzu görseydim gibi yorumlar gördük. Bunun sebebi arkadaşlar bizim daha yeni bir kanal olduğumuzdan dolayı, gerçi 1-2 yıllık bir kanalız ama abonemizin az olmasından ve like'ın, beğeninin az olmasından dolayı arkadaşlar öne çıkamıyoruz. Siz ne kadar çok beğenirseniz, abone olursanız bu videolar daha fazla kişi tarafından görülür arkadaşlar. Bu sadece bu ders ve eğitim serisi karşısında beklentimiz bir o olabilir. Onun haricinde arkadaşlar tabii eğitim serisinde sadece tek taraflı olamaz. Onu da biliyoruz. Onun için arkadaşlar bizim bir Discord kanalımız var. Discord kanalımızın da arkadaşlar linkini buraya açıklamanın altına veririm arkadaşlar. Buraya gelerek de arkadaşlar bize sohbet edebiliriz. Sorular sorabilirsiniz. Yardımcı olabiliriz. Sizin istediğiniz konularda, sorularda hep beraber farklı birbirimize destek çıkabiliriz temel anlamda. Eğitim serisi sadece izleyerek olmaz arkadaşlar. Bu yaptığımız şeyleri uygulamanızı tavsiye ederim ve takıldığınız yerde de bize sorabilirsiniz. Discord'da hep birlikte sizle beraber yardım edebiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Biraz uzattım. İkinci video, yani ilk daha eğitim bazlı bir video olmasına verin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.